Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bundan iki ay önce Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla alakalı İYİ Parti Teşkilatı olarak bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Şimdi bu suç duyurusunun içerisine, bu dosyanın içerisine yeni bir suç duyurusu daha ekliyoruz. Ve bugün bu konunun içeriğiyle alakalı sizlere bilgi vereceğim. Değerli basın mensupları, bugün size bir şehrin nasıl soyulduğunu anlatacağım. Bir şehir nasıl soyuldu? Uşak Belediyesi'nin şirketi olan UTAŞ, Pınarbaşı Taş Ocağı'ndan, yani Sivaslı ilçemizin bir beldesi olan Pınarbaşı'ndan bir taş ocağı kiralar. Buradaki bu taş ocağında kiraladığı, burada mıcır üretilmektedir. Agrega denilen, halk arasında mıcır olarak bilinen bu taş ocağında arkadaşlar, Uşak Belediyesi'ne satış başlar. Buraya kadar her şey normaldir. Yani belediyenin şirketi Uşak Belediyesi'ne malzeme çekmektedir ve satmaktadır. Fakat bu tesisin kapasitesiyle Uşak Belediyesi'ne fatura edilen miktar ortaya çıkınca çok ciddi farklar ortaya çıkmaktadır. İzninizle buradaki fark şudur. Bu tesisin kapasitesi chat raporlarında UTAŞ'ın kendi beyan ettiği belgelerde yıllık 245 bin tondur. Bu belgeler internette yayınlanmıştır. Yani bu taş ocağının kapasitesi 245 bin tondur. Fakat değerli basın mensupları, Uşak Belediyesi'nin kendisine fatura edilen, UTAŞ tarafından fatura edilen miktar 4 milyon 100 bin ton mıcırdır. Daha sonra %20'de keşif artışı yapılmış, yaklaşık rakam 5 milyon tondur. Yani aradaki fark çok büyüktür. Tabii vatandaşlarımız bu kadar mıcırı ne olduğunu tahayyül edemiyor olabilirler. Şöyle anlatayım. 5 milyon ton mıcır, değerli basın mensupları, 200 bin adet tırla taşınabiliyor. Yani 200 bin adet tır yapıyor. Şöyle düşünün. Bu şehrin nüfusu 200 bin. Yani çocuklara, bebeklere dahi bir tır versek, yani ancak bu malzeme bu şekilde taşınabiliyor arkadaşlar. Bunu örnek olarak veriyorum tabii. Malzemenin büyüklüğü ve çokluğuyla alakalı. Peki arkadaşlar, araştırdık. Bu kadar malzemeyi, bu kadar mıcır ne kadar yol yapılabiliyor? Bu mıcırla, bu malzemeyle ne yapılabiliyor? Yol mühendislerine, inşaat mühendislerine bir hesap yaptırdık arkadaşlar. 8 metre genişliğinde 20 santim dolgu attığınızda 10 santimde arkadaşlar asfalt dolgusu yaptığınızda toplam 30 santim kalınlık olduğunda Uşak'tan Iğdır'a kadar bu malzemeyle yol yapabiliyorsunuz. Fakat araştırdık, belediyenin kullandığı yol kalınlığı 15 santimmiş. Belediyenin standartlarına yaparsanız Uşak'tan Iğdır'a, Ermenistan'a, Ermenistan'dan Azerbaycan Bakü'ye kadar bu malzemeyle arkadaşlar mıcır yapılabiliyor. Ve şimdi bizden, Uşak halkından buna inanmamızı istiyorlar. Durum budur arkadaşlar. İçler acısı bir durumdur. Bütün elimizdeki belgeleri, bilgileri Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaştık. Bugün itibariyle suç durumumuzda bulunmuş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu kadar hırsızlığın, bu kadar yolsuzluğun, bu kadar rüşvetin bedelini Uşak halkına ödetmeye çalışıyorlar. Bildiğiniz üzere suya %50 zam geldi. Yani açıklamayı da şöyle yapıyorlar. Çevre illerimize baktığımız zaman Uşak'taki su ücretinin en düşük ücret olduğunu söylüyorlar. Fakat onun da araştırmasını yaptık. Isparta Belediyesi, Balıkesir Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Afyon Belediyesi, buralardan da arkadaşlar su faturalarını istettik. İnanır mısınız? En pahalı suyu şu anda Uşak Belediyesi kullanıyor. Ve artık tavrı yerindeyse tarikatları bir taraftan, cemaatleri bir taraftan, belediyesi bir taraftan, müteahhitleri bir taraftan yapışmışlar burada milletin gırtlağına. Tavuk gırtlakları gibi bu milleti arkadaşlar gırtlaklıyorlar. İYİ Parti Teşkilatı olarak mümkün olduğunca elimizden geldiği kadar
gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu her şeyi sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Durum bundan ibarettir.